Paliyollarda Mola Saat programı devam ediyor sevgili izleyiciler. Şimdi Şahin Bey Otosanayi Sitesi'ndeyiz. Şimdiki gireceğimiz nokta boyasız göçük işlemi yapan Erdal Usta'nın yanına giriyoruz. Erdal Usta, aracınıza oluşan boyasız göçük işlemlerini aşama aşama aracınızı orijinal bir hale getirerek bu işlemi yapıyor. Bugünkü yapmış olduğu aracı ve araçları şöyle bir bakalım. Merhaba, hoş geldin. Oo, hoş bulduk. Mehmet, nasılsın? İyiyim. Baban nerede? İçeride, çalışıyor. İçeride mi? Gel bana göster ya. Oo, çalışıyorlar. Geleceğin boyasız göçük işlemcisi yapan ustalarımız. Abi kolay gelsin. Sağ olun, hoş nasılsın? Geldiniz. Ne var ne yok? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Eyvallah abi, sağ olasın. Abi bunlar askerleri biriktirmişsin. Bunlar geleceğin göçükçüleri. Geleceğin boyasız göçük işlemcisi yapan ustalar olacak. Usta, nasılsın usta, iyi misin? İyiyim. Adın ne? Yiğit. Yiğit, yakışıklı mısın sen ya? Abi şu bakar mısın? Tabi baba yakışıklı. Oğullar nasıl yakışıklı olmaz değil mi Mehmet? Gel yanıma gel. Eğer Mehmet olmasaydı ben burayı bulamazdım abi. Abi nasıl, işler nasıl? Teşekkür ederim, çalışıyoruz. Devam. Çok şükür. Bayram nasıl geçti? Bayram hamdolsun. Öyle böyle geçti. Öyle yani. Böyle geçti. Abi bugünkü yapmış olduğun araç farklı bir araç herhalde. Ona tabii bitirdin ki mi, tamamladın mı, yapmak üzere misin bilmiyorum ben de. Ya tabii ki çeşitli araçlar var. Her türlü darbe sonan araçlar var. Araç çok. Ben bu aracı merak ettim. Hatta şu an işlemleri yapılıyor. Taban mı yapıldı burada? Bunun tabanında büyük göçükler vardı. Şu kısmında. Üst kısım oluyor. Evet. Hatta arkadaşın yapmış olduğu. Burada vardı. Mustafa, burayı da göster istersen abi. Üst kısımda var. Bir de bu kısımda mı oluyor? Hı hı. Şu kısımda vardı. Ve şu kısımda vardı. Şimdi buraları boyasız olarak düzelttik. Şimdi Erdal Usta, burada izleyicilerimizin almış olduğumuz tepkiler şunlar. Bu işlemi nasıl yapıyorlar? Yani gerçekten orijinal halde mi diye bir insanın acabaları oluyor. Hı. Vallahi eğer orijinal olmadan önceki hali nasıl bilmiyorum ama şu an orijinalmiş gibi hal var. Bunu çekebilirsiniz, bizdeki önceki hal resimleri bir var. Önceki hal resimleri onu göstereceğim, evet. Ben özellikle evet. Araç nasıl içeri göçük oluşurken, evet. Ve şu an sonraki hali nasıl olmuş onu göstereceğim özellikle. Şimdi sadece bu dolu yağması değil değil mi abi? Dolu diye bir şey yoktur. Hayır, dolu değil sadece. Biz sacın deformu olmamış. Her türlü hasarı düzeltiyoruz. Her türlü hasarı, evet. Düzeltiyoruz. Boya bozulmamışsa. Saç bize sünme diyoruz. Saçta sünme olmamışsa, deforme olmamışsa bunu orijinal gibi düzeltiyoruz yani. Abi şuradaki aracın, bir önceki araç transporterdi ama bu başka türlü. Tesadüfen o da transporterdı, bu da transporter. Yalnız bunun hasarı arka tarafta, onunki yan taraftaydı. Abi şöyle gel istersen. Hatta çekimlerini yaptığımda şeydi, içeri göçüktü. Öpücükleri kondurmuşsun abi buraya. Evet. Çekiyorsun buraya. Evet. Şimdi bunu şurada böyle bir çökük vardı. Arkadan bir hasar almış, darbe almış. Bunu şu anda boya sonrasında düzeltiyoruz. Peki Erdal Usta, bu araç geldiğinde ne kadar süre teslim ediyorsun abi? Hemen geldiğinde bir gün sonra mı oluyor? Daha sonra mı yapıyorsun? Nasıl oluyor? Bu araç bayramda kaza yapmıştı. Hı? Bayram sonrası geldi. Biz yoğun olduğumuz için bugün aranla verdik bu aracı. Ha, anladım. Ve bunu bugün de teslim edeceğiz. Bu halde geliyor. Orijinal bir şekilde çıkıyor, değil mi? Şimdi biz bunu yapacağız. Boyasız şekilde yapacağız tabii. Hı-hı. Yani bunun yapılması çok zor gibi geliyor abi aslında. Şu noktada boya kırılmaları var. Ha? Ya biz bunlara bir şey yapamıyoruz. Ha, boya kırılmaları. Evet. Hı? Ama genel anlamda burada göçük adına bir şey kalmayacak. Anladım. Yalnız ben bunun şeyini istiyorum abi. Yaptıktan sonraki fotoğrafını istiyorum senden özellikle. Biz zaten çekiyoruz. Önceki halini ve sonraki halini çekiyoruz. Yalnız Doblo'nun resimlerini istiyorum. Özellikle izleyicilerim çok merak ediyordur. Var. Evet. O orijinal böyle olur mu? Yani insanların ya, bir acabası olur mutlaka. O oluyor. Zaten
Bu işi Antep'te bilmeyen insanlar var yani, vatandaş olarak söylüyorum. Hatta esnafımızın içinde bile bu işi bilmeyen hala insanlar var. Hala götürüp de kaportacıları eski sistemde dediğimiz gibi kuru kuru çekiştirmeden, boyayı bozmadan orijinal bir şekilde yapmaya çalışan insanlar var. Bizim yaptığımız sistem çok farklı. Biz çekiç kullanmıyoruz. Kullanmıyoruz, çekiç kullanmadan yapıyoruz. İnsanlar bunu bilmiyor. Doğru. Biz insanlar bunu bilsin istiyoruz. Tabii ki burada sarayın içinde gezebilirsin, sorabilirsin. Bazı insanlar vardır, ustalar vardır. Bilmeyen ustalar vardır. Hala bunu çekişte düzelten ustalar var. Biz istiyoruz ki bunu herkes bilsin. Evet. Tabii. Bilsin ki biz bu şekilde düzeltiyoruz. Yaptığın işlem abi çok farklı bir işlem. Aslında buradan tüm Türkiye, tüm dünyaya duyurulması gereken bir şey. Aracınız göçük oluştuğunda hiçbir darbe, hiçbir işlem yapılmadan tabii ustamızın becerisiyle öpücükleri kondurarak, değil mi, öyle diyelim, evet, öpücükleri kondurarak bu işlemi tamamen orijinal hale getiriyor. Ben de Şahin Bey 30 Sanayi Sitesi'ne geldiğinizde Erdoğan Usta burada. Gerçekten şimdi bir şey bu iş sadece bir öpücükle olan bir iş değil. Burada tokat da mı var yoksa? Şunların hepsi boyasız göçük için. Ha, yani, şişlerimiz değil mi bunlar? Şişlerimiz var. Burada yine aynı keza. Şişler de düzeltiliyor o zaman bunlar abi. Evet. Oo, burada her türlü şiş var. Bunların hepsi. Bu uzunluk kısalık neye göre abi? Abi bu şeye göre mesela çok uzak noktada. Biz sadece bir bunun girebileceği bir yer olsun bizim için. Hı, anladım. Bunun girebileceği her yere gireriz ve her türlü göçü düzeltiriz. Garanti veriyorsun abi. Garanti veriyorum. Helal olsun abi. Abi çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir dahaki çekimlerde farklı araçlar görmek istiyorum özellikle. Ne zaman gelsem bir de transporter'ı görüyorum ya kamyo görüyorum abi. İnşallah bir dahaki seferde farklı araç çekeyim. Geliyor. Tabii ki burada yaptığımız aracın şu veya bu olması önemli değil. Tabii tabii yaptığın işlem. Araç araçtır. Ama yani çok burada lüks arabalar da yapılıyor. Tabii düşük model arabalar da yapılıyor. Aynen. Sonuçta araç araçtır yani. Abi çok teşekkür ediyorum. Sana iyi çalışmalar. İnşallah bir dahaki çalışmalarımda geleceğim abi. Her zaman bekleriz. Teşekkür ederim. Erdal Usta'nın yanındayız sevgili izleyiciler. Şimdiki aracımız Passat. Passat'taki en ufak hasarı şöyle gösterelim değerli izleyiciler. Burada gördüğünüz gibi göçük işlemi ve çizik işlemi oluşmuş. İşte bunu Erdal Usta orijinal bir şekilde ayarlıyor. En azından aracınız hem değer kaybetmiyor. En azından 5000 lira gibi bir rakam oynuyor. Yani 5000 lira az bir rakam değil. Kahramanmaraş'tan geldiğini söyledi Erdoğan Usta ama ben sizinle konuşmak istedim. Evet. Aracımız Audi değil mi? Evet, Audi. İsterseniz siz anlatın. Bir polis arkadaşımızın tavsiyesiyle geldim. Erdal Ustam sağ olsun daha önce de yine bir böyle bir ufak bir sürtme olmuştu araçta. Ondan dolayı gördüğü üzere şu diğer araç da benim. Yukarıdaki, evet, fotoğraftaki araç da daha önceki yapılmış olan araç sizin. Evet. Bu ikinci aracınız. Bu aynı şekilde. Kahramanmaraş'ta göçükçü yok mu abi? Yani vardır da belki işin ehli olarak yoktur. Doğrudur, doğrudur. İstersen aracı gösterelim Erdal Usta. Bu arada kolay gelsin. Aracımız şöyle, bunu tamamen orijinal bir hale getiriyor herhalde. Daha önce yaşadığınız için biliyorsunuz belki. Aslında bence aracın değer kaybetmemesi için doğrudur. Bence önemli. Yani araç satacaksan, değil mi Erdal Usta? Yani burada aracın orijinalinin bozulmaması büyük bir büyük bir avantajdır yani. Bunun boyanmış olması bir dezavantaj. Araç değer kaybedecek. Boyanmış olsa belki fazlasıyla 5000 10000 belki değer kaybediyordur %100. Direkt kafadan 5000 lira siler bu araç. 5000 lira. Evet. Boyalı olmuş olsa bu parça. Ama Erdal Bey'in sayesinde bu 5000 lira kazandı Erdal Usta. Evet. 5000 lira kazandık değil mi abi? Abi İnşallah kaza olmasın diyoruz ama yine de olursa da Erdal Usta tercihimiz olsun değil mi? Evet, evet.